Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Furkan Öykü TV'deyiz. Yine yayındayız. Yine Train Station Renovation'dayız arkadaşlar. Yine yapacağımız iş belli. Restorasyon muhabbetine devam edeceğiz diyorum. Ve yavaşça şuradan devam et diyelim oyunumuza. Yükle bakalım. Ne olacak ne bitecek göreceğiz şimdi hep birlikte. Evet şöyle gelelim. Şimdi şuna gel. Şu istasyon galiba sıradaki. Evet bu istasyon. Aletlerimizi de batımız var. Her şeyimiz tam sıkıntı yok. Evet istasyonu yenilemek için işlemi başlatalım. Evet orta yerden girdik. İstasyonun göbeğine oturduk. Şimdi sanırım bu kapılar açılmıyor. Şu baltayı al. Fısfısı değil lan baltayı al. Heh. Yani baltayla yapabileceklerimi baltayla bir şunları bir yok edeceklerimiz var. Bunu yok et, bunu al. Bunu da al. Evet bunlar yok edildi mi? Bunlar yok edildi. Levye. Bu arkadaşı yok ediyoruz levye ile. Dışına koyuyoruz. Buna yok et falan çıkmadı. Sök çıkıyor. Bu sök bununla mı? Sanırım şunla. Tamam tamam. Başka var mı abi? Kırık çıkık yok gibi görünüyor. Buradan zıplayarak mı geçeceğiz? Karşıya nereye geçeceğiz lan karşıya? Neyle açacağız lan bunu? Turnike kontrol cihazını tamir et. Turnike kontrol cihazını. Yani şuraya bir çöp koyabiliyorum galiba. Öyle görünüyor. Bir ayrıştırılmış çöp kutusu koyalım şuraya. 2 dakika. Bu kadar büyük çöp kutusu da olmaz ama ortalık yerde işimiz bitene kadar en azından bu çöp kutusunu kullanacağız. Gel bakayım sen. Şunu da at. Biraz da ses kartının sesini azıcık açayım. Lan oğlum ver şunu. Heh. Bunu da aldım. Bunu da at. Şimdi turnike kontrol cihazının tamir edilmesinden bahsediyor bu. Açalım abi. Aa. Bu ne? Bu sök. Sök. Sökten kastın ne abi? Şu mu? Sökten kastın. Ha. Dur. Şurayı açabilir misin? Allah ne diyeyim? Üstüme açtı yahu. Burada sök dediği bir şey var mı diye bakalım. Burada sökmek demiyor hiçbir şeye. Şu baltayı aç. Koy bir tane. Bu tamam. Topla. Bu ne bu? Ha bunu parçala diyor. Şöyle yani. Burada parçalanacak başka bir şey yok galiba. Şimdi şu ayrıştırılmış ya da ayrıştırılma olması gerekenleri bir iyicene topla abi. Gel. Ayrıştırılmış çöp muhabbetini halletmemiz lazım önce. Dolduruyoruz abi. Cam. Evet, başka ayrıştırılma ihtiyacı duyan. Şurada çöp kovası gibi bir şey var. Bir de bu bidon var. O zaman şöyle bunu boşaltıyoruz abi.
Çaktık gitti. Bir de şurada bidon mu, varil mi ne bir şey vardı. Bunu alıyoruz. Şimdi karışık çöpler için ayrı çöp kutusu açmam lazım. Güzel. Oh yeah, bu ne? Bunları sök demiyor. Şunu ver. Şunu da ver. Şu levyeyi bir alabilir miyim? Baltayı alalım abi. Bunu yok et. Bu odanın yok edilecek başka bir şeyi kalmadı. Şunu aç abi. Burası tuvaletlerin olduğu kısım galiba. Levyeyi alayım hocam. Tamam. Şu cam mevzusu at abi. Şunu... Bunu da at abi oraya. Başka dönüştürülmüş... Bakayım. Ayrıştırılmış çöp muhabbeti. O ne lan? Evet, yok ettim. Bu ne? Levye. Çok iyiyiz abi be. Şimdi ele geç. Şunu alabilir miyim? Ver abi bunu. Bu çöp bu. Bunu at. Bu da gitti abi. Şurada bir şey var sanki. Ver bakayım onu bana abicim. Oğlum bu ne biçim ışık ya? Aa, gözümü perişan ettim be. Şunu da ver. Abi durum çok kötü ya. Yani arkada bir şey var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Şunu ver abi. Evet. Bu ne? Şimdi bu aleti nereden tamir edeceğim abi? Yani bu meneti tamir edeceğimiz bir yer olması lazım. Her neyse. Ayrıştırılma çöp olayı bitti galiba. Bunu sat abi. Şimdi hemen yerine bir karışık konteyner atalım. Yandan da buraları bitirmeye çalışıyorum ki iki taraflı. Şurada da ver bir karışık çöp ver abi. At. Hızlıyız. Bunu ver. Ay. Şu da karışık çöpe gidiyor diye biliyorum. Şimdi şunu alalım. Lan takılmasan şaşardım zaten. At abi. Karışık çöp var. Olmaz mı? Döndüm. Attık. Hızlıca ver abi. Onu aldım. Koydum buraya. Güzel. Şimdi bir çöp kovası bir dekorasyon diyor bu bölüm için. Tableti alalım abi. Bir çöp kovası bir dekorasyon. Şu küçük olanlardan alalım. Bir çöp kovası. Bir dekorasyon.
Telefonum çaldı. Sonra bakacağız. Başka şu odaya gir. Burası tamam değil mi? Tamam. Şuraya gir. İki elektronik ekipman, bir çöp kovası, iki dekorasyon diyor. Elektronik ekipman. Bir şunu al. Bir şunu al. Ne istediğini söylemiyor ki. Genel söylüyor menet. Ben anlamıyorum ne istediğini bunun. Bir de şunu al. Bastık abi. Bir kamera. Bunu buraya koy. Şu çöp. Şu da dekorasyon. Ama bu bir dekorasyon daha mı istiyor? Ha, iki tane dekorasyon istiyormuş. Yanlış saymışım be ya. Tamam ver. İki dekorasyon oldu. Bu oda tamam. Tamam. Güzel. Şimdi buraya bunları koyacağız. Aa, çayım bitmiş benim. Ben bir çay alıp geliyorum arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın.
Evet arkadaşlar, çayımı aldım ve geldim. Devam ediyoruz. Ne istiyor? 3 mobilya. Lan. Şimdi. Bir tane bundan. İki tane de bundan. Saçma sapan koy gitsin. Bir tane dekorasyon. Üç elektronik ekipman mı olmadı? Bir dakika. Gel mobilyaya. Küçük küçük bir tane masa koyacağız abi. Üç tane elektronik ekipman. Biri bu, biri bu. Biri de bu olsun bari. Bir tane de çöp kovası. Tamam. Şimdi. Bir. İki. Üç. Tamam. Şunu üstüne koy. Şunu koy. Tamam. Ve çöp. Burası tamam. Buralar bitirdim. Eşya koyma işi. Burası var. Şunu temizle. Ve sat. Buraya ne istiyor abi? İki tane bank. Üç tane çöp kovası. Altı adet şey. Kalkış ekranları dur. Şu olur mu? Bir tane kalkış ekranı. Yemek makinesi, yemek, yemek. Şu mu? Yemek makinesi. İki tane. Bir adet bilet makinesi sanırım oldu. Bas düğmeye abi. Yapma. Bir tane buraya koydum. Bir tane de yanına koydum. Çöp kovaları abi. Biri buraya. Biri buraya. Birini de şuraya sokayım. Dekorasyon. Bir tane daha kaldı da elimde, onu nereye sokacağım? Aa, böyle koy işte. Kalkış ekranı diyor. Bunun tavanı yok mu lan? Aa, tavan yok. A-o. Kötü oldu bu ya. Koydum. Yemek makineleri. Bir de bilet makinesi. Bilet makinesi. Al, bilet makinesini de koyduk. Şimdi buraları kullandık. İki dekorasyon, bir kenef. Çöp kutusu. İki tane de dekor. Banyo parçaları 10 tane mi? Ne yaptım be ya?
Abi 10 tane banyo parçasını nasıl koyacağız buraya be ya? Kıç kadar oğlum burası. Burası erkekler tuvaleti mi? Burası kızlar, burası erkekler, tamam. Şöyle. Banyo parçaları. 1 2 3 4 5 Dur şimdi şunları bir yerleştireyim de ben dur. Bu bir. İki. Üç. Dört oldu. Beş oldu. Şimdi dur. 5 tane daha banyo parçası koymam lazım. 2 tane lavabo. 1 2 Şimdi banyo parçalarına geri dön abi. El kurutma cihazı, 2 tane sabunluk. 1.5 oldu mu? Üçe bas he. Bir peçetelik daha koyabilirim. Yani saçma sapan oldu ama yani yaptığımız kadar artık ne yapalım? Bu buraya bir adet çöp kovası mı istiyorsun hocam? Dur. Şundan koyacağım ya. Daha dekoratif. Burası tamam. Burası kadınlar kenefi. Bir çöp kovası 10 tane banyo parçası. Ne yaptım be ya? Of, işimiz var şimdi ya. Gel bakalım banyo parçaları. Bir tane bundan al. Bir tane şundan al. Hele bunları bir yerleştireyim. Etti ki. Abi 10 tane banyo parçasını nasıl koyacağım acaba? Yani saçma sapan bir şekilde dolduracağız burayı gibi geliyor bana. Ya dur bakalım. Şunu al. Şimdi sadece ön kapı olan var mı mavi renkli? Şöyle var. Ama bence bu buraya sığmaz. Bir deneyelim mi? Saçma oldu. Abi oyun istiyor. Ben ne yapayım şimdi? Çevir. Koydum. Bunu da koydum. Şimdi abi orada sabunluk var. Bir sabunluk. Koy bunu. Bilmiyorum kaç etti. Bir kafam yandı. Koy sabunluğu abi. Bu ne bu? El kurutma cihazı. Bunu da buraya koy. Şuraya. Şuraya.
saçma sapan bir şekilde tuvalet dizayn ettim. Yani ulan buralar tamam galiba. Şimdi alt kata gitmek için o turnikeleri açmam lazım. O turnikelerin kontrol makinesi bu mu? Bir açalım abi. Abi yandık ya. Yani bakınca bir şey çıkmıyor. Turnikelerden geçemiyorum. Yani bu aletleri nereden tamir edeceğimi de bir bilsem. Keşke bilsem ama nereden tamir edeceğiz şimdi o aletlerin nasıl tamir edileceğiyle ilgili en ufak bir fikrim yok hocam. Yani bu değil. Abi nasıl tamir edeceğimiz bir... Ya abi bu nedir be ya? Abi sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Buradan karşıya geçmemiz lazım da nasıl geçeceğiz? Yani şu mu lan? Bir sıkıntı var. Yani bir acayip şekil çizmişler ama neyse en azından bulduk. Asansörü mü tamir edeyim? Bir de asansör mü var ya? Evet. Hadi tamir edelim asansörü de. Bir tanesi. Tamam. Asansör işi tamam. Şimdi baltayı alabilir miyim canım? Ha, güzel temizlik yapıyorum değil mi? Süngerimi alayım. Güzel ver ver. Bunu da ver. Baltaya geç hocam. Kır şunu. Bu ne la? Yok et dedi. Tamam ettim. Livye. Çok iyiyim be. Bunları alma, alma. Abo. Yalnız şimdiye kadar hep karışık çöp çıktı. Neyse az daha temizleyelim ya. Şunu silelim abi. Tamam. Gömleviye ile bir tane.
tam baraj atıkları, cam atıkları vesaireler. Yani toplu topluya bildiğini hocam. Yok et. Hani. Bölgede temizlik olayını abartmayalım. Ambalaj atıkları, evet. Ön tarafa geçmeden önce süngerimi alayım hocam. Sil şunları bir. Bunu temizledik. Burayı temizleyeyim şimdi. Tamam, bu da temizlendi. Dön tarafa. Şimdi bir levye alalım hocam. Göm. Bunlar demir falan herhalde. Bu dursun. Şunu kır. Ambalaj. Pet şişe. Üstmekini al. Şunu al. Orada yatağımsı bir şey var ama halledeceğiz hacı. Şunu köyü. Çek levyeyi abi. Bunu da al. Topluyorum. Bunu da et. Şunu al levye abi. Burada niye ışık karanlık abi? Şu ışık niye karanlık abi? Allah Allah. Baltacımı ver, şunu ver. Kağıt, cam, kağıt. Topla abi. Abi buraları temizlemek biraz eziyet gibi ama yapacak bir şey yok. 161'e geldik bile. Şimdi toplamaya devam. Çek levyeyi. Vur. Levyeyle şimdi şunları da topla. Hepsini çöp kutusuna çevir. Şöyle çak bir tane. Balta. Tertemiz abi. Tertemiz. Bunlar metal. Şu şey artığı. Evet. Bu ambalajlama işini yaptık. Şunu da ver. Şimdi. Şuraya bir tane ayrılmış konteyner at. Şuraya da bir tane karışık konteyner atalım. Ama önce şunu at şuraya. Evet. Burada bir karışık konteyner. Başlayalım abi. Karışık konteynerin içine karışık çöpler. Balta mı verin abi? Artık öyle bir pislik yok. Bu da mı karışık? Karışık. At abi.
Aa, bu sarıymış, bunu atma. Bu siyah. Bunu at. Taş. Güzel, güzel. Karışık çöpleri dağıtıyoruz. Karışık çöpler ortalıktan kaldırılmalı. Geç. Anam tosladım ya. Bu ne mi? Aha. Bir karışık çöp poşeti işte. Allah cezanı verecek. Gel. Atıyoruz abi. Çok hızlı bir şekil. Daş. Bunu da ver. Karışık çöpleri de doldur çöp kutusuna kardeşim benim. Bu da mı karışık çöp kutusu? Tamam, içer karışık. Bu da karışık. Bu da çöpe atıldı. Başka karışık. Karışık mı bu? Karışık mı? Ver. Yukarıdan bir örümcek al gibi bir şey gördüm demin ya. Kameraymış lan. Hayır, örümcek ağıymış. Burada siyah çöp var mı? Siyah. Siyah çöp lan bu. Vallahi siyah çöp. Nereye takıldın yiğidim sen? Karışık çöp. Bayağı bir karışık çöp varmış be. Attık. Bunlar karışık. Şimdi. Onu da at, şunu da at. Ufak bir şey, evet var. Koy bunu da. Temizle. Birkaç tane atıp burayı at çöpe. Bu da ambalaj atığı. Abi her şey ambalaj. Bir yığın ambalaj atığı çıktı abi. Bu ne ya? Bunu da at bari. Sığsın oraya. Temizledik. Çöp. Bunu da at. Var mı da başka? Olmaz mı? Ambalaj. Bunu sürekli sarıya çalışıyoruz ha.
Maşallah ha gayret ambalaj atığı çıkıyor. Dünyanın içine ediyoruz biz galiba ya. Temizle. Yani hocam. Lay 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 lay. At abi. Tuttum bu kağıt bu. Bir dakika. Bunu böyle tutmaya gerek yok. Bak öyle de yok edilebiliyor. Bu ne? Ambalaj. Abi sürekli bir plastik ya da metal ambalaj atığı olayı var. Yani... Ambalaj atığı bak. Ah. Çöp Allah cezanı vermesin senin. Bunları çöp bidonuna atmak puan kazandırıyor mu diye düşündüm. Bak atıyorum. Bunlar gitti. Buradan tekrar çıkmak zor mu? Sanmam ya, değildir o kadar zor. Şuna bastım mı? Yok et, çalıştı güzel. Şimdi asansörün içi temiz değil mi? Temiz, güzel. Yeşildir ya. Gir şuraya. Heh. Ver. Bitmek bilmeyen bir ambalaj atığı olayı var abi. At abi. Başladık. Doldur be meyhaneci. Şunu da atabilirsem eğer. Ha, ne oldu? Ha. Bir satalım abi. Karışık konteyner at. Bu istasyondan sonra bir tane istasyonu kalıyor oyunun. Aha maviymiş lan. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten orası mixed çöp olduğu için bu da sarıymış. Kafama tüküreyim. Vagon temizliğiyle mi uğraşacağım şimdi ya?
Bu mudur? Budur. Bu bir vagon. Çık. Bu bir vagon daha. Aa, bir dakika. Bu vagon niye bu kadar karanlık o zaman? Bu vagonla bunun arasındaki fark ne? Bu işte bir tuhaflık var. Evet, bu vagonda bir sıkıntı var. Bu daha aydınlık bir vagon. Bir dakika. Bitti mi lan? Tamam, vagonlar temizlendi. Burası metro zamazingosu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman buradan çıktım. Girdim. Banklar, sandalyeler diyor. Gel, bu burada farklı. Burada farklı. Tamam. Bas abi. İki tane bank. İki tane çöp kovası. Bir bilet makinesi. Bir yemek makinesi. 4 adet dekorasyon hocam. Bir tane de saat mi? Bir tane de saat, tamam. Şimdi şuraya bir bank. Şuraya da bir bank. Çöp kovası diyorsun. Dur. Bir çöp tenekesi buraya. İki çöp tenekesi miydi? İki çöp tenekesiymiş. Üç bilet makinesi diyor. Şuraya bilet makinesini koyalım hocam. Lan donma. Lan dondu. Aa, oyun dondu. Şuraya bir yemek makinesi. Dekorasyon. Bir, iki, üç, dört ve bir adet saat abi. Heh. Aa, buraya konulmuyor. Lan. Tamam, ben asansörün üstüne koyarım. Ha. Burası tamam mı? Tamam. Gel. Tablet kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane bundan. Çöp kovası al. Kaç? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çöp kovası. 2 tane bilet makinesi. 2 adet yemek makinesi. Bir kalkış ekranı. Bir saat. Kaç taneydi lan bu? 5 taneydi değil mi? Şimdi. Bir. İki. Üç. Senin bu ucu yok burada lan. Neyse, şuraya dördü koy. Azıcık dışta kaldı ama. Evet. Bir de beşinci. Ortaya koy lan beşini. Heh. Çöp kovası 6 tane olacak. Okey. Bir. İki. 3 4 5 2 bilet makinesi diyorsun. Tamam. İki adet bilet makinesi.
Bilet makinesi. Bilet makinesi. Yemek makinesi. Yemek makinesi. Kalkış ekranı. Bu ekranı kabul etmiyor lan bu. Ama böyle olmaz ki ya. Saatler. Şu kalkış ekranı olayına gel. Saat. Elektronik ekipman 4 tane diyor değil mi? Haydi bakalım. Bir, iki, üç, dört. Neyi unuttum lan ben? Burada unuttum, bir şey yok. Şurada çöp gibi bir şey vardı lan. Çıkarın beni buradan. Başka? Ben niye unuttum abi? Eşyalar mı? Hani nerede? Hani oğlum nerede lan? Allah Allah. Bir tane alacak eşya görüyor ama. Neyse. Çöp kovalarını boşaltalım hocam. İçlerinde bir şey kalmasın. Bence... Sat gitsin lan bunları. Bunlar benim malzemem. Allah bereket versin. 10 numara 5 yıldız yaptık mı? Yapamadık 5 yıldız. Açık daha zorlasam 5 yıldız olacaktı. Neyse. İstasyonumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu seviyede bitti. Ve final istasyonuna geçeceğiz artık. Bu oyundaki son şey yapılacak olan istasyon o. En son onu yapacağız yani. Bunu da yaptık mı zaten bu oyun bitiyor.
Ve evet, bu başarımı da kazandık. Şimdi devam edecek miyim? Bir saat olmuş. Zaten benim de çok vaktim yok aslında ama bakayım, galiba son tren istasyonu değil mi? Evet, son istasyon arkadaşlar bu da. Son istasyon. Oyunumuzun sonuna geldik sayılır yani. Bir istasyonluk daha işimiz kaldı bu oyunda. Ondan sonra bu oyunla daha hiç işimiz kalmıyor. Ama tabii ki bizde oyun çok. Böyle tuhaf, kıldırgıcık oyun illaki ben bulurum. Bulduğum zaman da illaki ben o oyunla ilgili bir şeyler yaparım sayın değerli arkadaşlarım. Ama oyun öyle bir dalmışım ki ben sizi şunları hatırlatmayı unutmuşum. Furkan Ülkü TV'deyiz arkadaşlar. TikTok ve YouTube'da yayındayız. Her zaman olduğu gibi YouTube ve TikTok için takip ve abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin değerli arkadaşlar. TikTok canlı yayınlarımızı da paylaşarak bize destek olun. Mümkünse videolarımızı izleyin arkadaşlar. Mutlaka yorum yapın. Beğendiyseniz eğer lütfen beğen butonuna basın. Ve gelelim diğer tanıtımlarımıza arkadaşlar. Furkan Ülkü TV'de şu an hali hazırda devam etmekte olan Pazartesi günleri Crysis'in bir bölümü mutlaka geliyor arkadaşlar. Her pazartesi günü mutlaka Crysis'ten bir bölüm gelir. Akabinde arkadaşlar salı günleri Car Dealership Simülatör'den mutlaka bir bölüm gelir. Tabii ki oyunda yapacak hiçbir halt kalmayana kadar. Çarşamba günleri eski bir oyun Prince of Persia'nın bölümleri gelir. Arkadaşımla birlikte oynuyoruz. Değerli kardeşim Serkan'la birlikte yapıyoruz bunu da. Bu oyunu da kaçırmayın derim. Ben de ilk defa bu videolarda sayesinde gördüm ve 10 numara bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eski demetlediğime bakmayın. Yine Perşembe günü arkadaşlar Ranch Simülatör'de çiftliğimizi işletmeye çalışacağız. Devam edeceğiz. Belirli bir süre daha bu oyunda gelmeye devam edecek. Cuma günleri arkadaşlar Far Cry videoları sizlerle olmaya devam edecek. Mutlaka Far Cry sizlerle olacak, bunu bilin. Cumartesi günleri Call of Duty gelir. Biliyorsunuz ki bitmeyen oyun yani Call of Duty. Ve pazar günlerinde arkadaşlar artık Haziran ayında son bir bölüm daha gelecek galiba. Shipgraver Simülatör'den. Sonrasında pazar günlerinde arkadaşlar House Flipper gelecek. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdilik sizlere burada ben veda ediyorum. Bu TikTok canlı yayınlarında çoğunlukla kamera açmıyorum ben. Video çekimlerinde daha iyi oluyor kamera işi ama yakında o kamera olayını da çözeceğim. Bilginiz olsun. Yeni oyunlarda, yeni bölümlerde tekrar görüşünceye kadar arkadaşlar cümleten Allah'a emanet diyorum. Kendinize iyi bakın.